Efendim, bültende yine görmek istemediğimiz bir sosyal medya çığlığı var. İşte boşanmak istediği kocası evini bastı. Ne var ne yok kırdı döktü. Evini harabeye dönmüş halini gören kadıncağız da sinir krizi geçirdi. Ölüm korkusu yaşayan Demet Gürsoy sosyal medyadan sesimi duyun diye çağrı yaptı. Ne yapıyorsun? Ay! Kendi çabalarımla kurduğum, dişimle tırnağımla biriktirdiğim evimi çöpe çevirdim. Biz sanki teröristiz de eşkıyayız, silahla gezip milleti sanki öldüreceğiz, bak hele. Evet, bugün hayattayım ama yarının garantisi yok. İddiasına göre evini bu hale getiren boşanmak istediği kocasıydı. Çocuklarım için kurduğum, onun beğenmediği yeri ben yuva yapmıştım. İnsanlara oynayıp kendini acındırma, evinin yaşasının bir önemi yok. Demet Gürsoy 4 sene önce Aykut Atbaş'la ikinci evliliğini yaptı ama iddiasına göre hayaller kurarak evlendiği adam kabus oldu. Vücudumun birçok yerinde, yüzümde darplarım var. Tutanaklar tutuldu, darp raporları sunuldu, savcıyla görüşüldü. Sadece ifadesi alınıp geri bırakıldı. Yazıklar olsun sana, darp diyorsun, kolumdan tuttum. Gürsoy şiddete dayanamadı. Çocuklarıyla birlikte kendine yeni bir hayat kurmak istedi. Ev işlerine gidip yeni bir hayat kurdu. Ama terk etti kocası peşini bırakmadı. Evini bastı, eşyalarını bu hale getirdi. Çocuğun odasında dağıttım dediğin şeyler oyuncaklar değil. Sana aldığım iki tane kırmızı ayıyı orada paramparça ettim. Her yerde seni gördüm orada. Yaptığın yanlışı, çıplak ayakla evden kaçışını gördüm. Her yerde seni gördüm. Ben o gün öleceğimi hissettiğim için kaçtım. 28 yaşındaki genç kadının Atbaş'la evliliğinden iki çocuğu oldu. Çocukları babaları Atbaş'ın yanında. Ölüm korkusu yaşayan Gürsoy ne onları görmeye gidebiliyor ne de almaya. Benim o eve gitme gibi bir şansım yok. Çünkü o evde ya da sokakta her yerde ben şu an tehlikedeyim. Beni böyle yargılayamazsın. Kimler değilim. Ben bağımlı bir insan değilim. İçmeyi bıraktım. Sen çok iyi biliyorsun. Kullandığım madde çok ağır bir madde. Yarın bir gün kendi çocuklarına da zarar verebilir. Lütfen benim sesim olun. Genç kadının sosyal medyadaki yakarışlarına kocası da aynı yöntemle karşılık verdi. Paylaştığı TikTok videosunda yaptıklarını inkar etmedi ama çok iyi bir insan olduğunu anlattı. Biz kameraya oynayacak adam değiliz. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Git kızın edebin. Git, namusuna git, ne istiyorsan vereceğim. Hala tehdit mesajları aldığı için evden dışarı çıkmaya bile korkan kadın sesinin duyulmasını istiyor. Her gün bir tehdit, yüzümle tehdit ediliyorum.